İş sağlığı güvenliği 1. bölüm. Bu bölümün içeriğinden bahsedelim arkadaşlar. Bu bölüm iş sağlığı ve güvenliğinin kavramsal çerçevesi ve öneminden bahsedeceğiz bu bölümde. Başlıklarımız iş sağlığı ve güvenliğin kavramsal çerçevesi, iş sağlığı ve güvenliğin dünyada ve Türkiye'de tarihsel gelişim seyri, dünyada iş sağlığı ve güvenliğin gelişim seyri, sanayi devrimi öncesi yaşanan gelişmeler, sanayi devrimi sonrası yaşanan gelişmeler, Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğin gelişim seyri, Cumhuriyet dönemi öncesinde yaşanan gelişmeler ve Cumhuriyet dönemi sonrasında yaşanan gelişmeler. Daha sonra iş sağlığı ve güvenliğin stratejik çerçevesi, çevresi, teknolojik işlerin artması, sendikaların gücündeki azalma, yani örgütlü işçi sayısındaki azalmadan bahsedeceğiz. Esnek çalışma ve getirdikleri, çekirdek iş gücü ve çevre iş gücü, verimlilik artışından bahsedeceğiz. Şimdi başlayalım. İnsanların en temel haklarından birisi de sağlık hakkıdır. İnsanların hayatlarını yüksek refah şartlarında yaşayabilmeleri, temel sağlık imkanlarının sosyal devlet tarafından gerçekleştirilmesine bağlıdır. İnsanlar hayatlarının büyük bölümünü çalışma ortamında geçirmektedir. Bu nedenle çalışma ortamındaki tehlikeler ve çalışanların güvenliğinin sağlanması sosyal devletin sağlık güvencesi kapsamına girer. Burada bir diğer paydaş olan işverenlerin rolleri ortaya çıkar. Devlet ve işverenler iş yerlerindeki sağlıksız ve güvensiz koşulları düzenleme ve denetleme rolünü gerçekleştirdiği takdirde bireylerin sağlık ve güven içerisinde çalışmalarını sağlayacağı bir ortam doğacaktır. Geniş anlamda iş sağlığından bahsetmek gerekirse tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını sürdürmek, çalışanların çalışma koşullarından kaynaklanan risklerden korunmasını sağlamak, sağlıklarının bozulmasını önlemek, kendilerine uygun işlere yerleştirmek ve işin insana ve insanın işe uyumunu sağlamak olarak tanımlanabilir. Günümüzde iş sağlığı ve güvenliğin kavramsal çerçevesi, işin icra edilmesinden kaynaklanan tehlikelerin giderilmesi veya mevcut tehlikelerin önceden yapılacak çalışmalarla tespit edilerek risklerin tespit edilip önlemlerin alınması olarak genişlemektedir. İş sağlığı güvenliği çerçevesinde işin icra edilmesi hususu oldukça geniş bir konudur. Çok farklı dinamikleri içerisinde barındırır iş sağlığı ve güvenliği. İş sağlığı ve güvenliği konularına yaklaşımı 3 ana başlık altında toplamaktadır. Bunlar çalışanlara yönelik işçi güvenliği, çalışma ortamına yönelik iş yeri güvenliği, üretim teknolojisine yönelik üretim güvenliği şeklinde arkadaşlar. Dünyada iş sağlığı ve güvenliğin gelişim seyrine bakalım. Öncelikle sanayi devrimi öncesi yaşanan gelişmelere göz atalım. Sağlık ve güvenlik alanında yaşanan gelişmeler tek başına birdenbire ortaya çıkmamıştır. Tamamı bir sürecin devamlılığını sağlar. Bu devamlılığın sağlanmasında başlangıç noktası eski Mısır'a yani M.Ö. 1500 yıllarına dayanır. Diğer taraftan da M.Ö. 2000 yılında bulunan Babil İmparatorluğu'na ait yazıtlardan birisi olan Hammurabi kanunlarında iş sağlığı ve güvenliği alanında hükümler olduğu aktarılmaktadır. Sanayi devrimi öncesi yaşanan gelişmelere devam edelim. Dünyada iş sağlığı ve güvenliği alanına olan farkındalık meslek hastalıkları üzerinden gelişmiş. Meslek hastalıkların fark edilmeye başlandığı dönem ise antik Yunan dönemine dayanır. Burada Herodot, Hipokrat ve Ramazani'den bahsedeceğiz. Herodot verimlilik üzerine çalışmış. Çalışanların verimli olabilmesi için yüksek enerjili besinler ile beslenmelerine değinmiş. M.Ö. 370 tarihinde çalışmış Herodot, Hipokrat zararlı etkiler üzerine çalışmış. Kurşunun insan vücudu açısından zararlı etkilerinden söz eden ilk kişi olmuş. Hipokrat'ın çalışmalarını geliştiren Nikander, kurşun anemisi ve kurşun koliği gibi meslek hastalıkları tanımlamış. Ramazani, işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında korunma yöntemleri üzerinde durmuş. İş yerinin sıcaklık derecesinden, iş yerindeki çalışma ortamında yer alan olumsuz koşullardan ve işçi uyumundan bahsederek ergonomi biliminin temellerini atmıştır Ramazani. Daha sonra sanayi devrimi sonrasında aile işletmelerinin yerlerini büyük bacalı fabrikalara bırakması sonucunda çalışılacak işçi ihtiyacı artmış. Bu dönemde aileler iş fırsatları bulmak amacıyla köylerden kentlere büyük gruplar halinde göç etmişler. Bu durum beraberinde birçok sosyokültürel zaafı ortaya çıkarmış. Bunun yanında sanayi devrimi çalışma hayatındaki negatif etkileri kendisini göstermiş. İşçiler fabrikalar ve maden ocaklarında uzun süreler ve düşük ücretlere çalıştırılmıştır bu dönemde. Sanayi devrimi sonrası yaşanan gelişmeler. Şimdi bu bahsettiğimiz de sanayi devrimi sonrasındaydı. Daha devam edelim. İngiltere'de sanayi devrimi sonucunda ortaya çıkan sorunları çözmek ve yasal düzenlemeler getirmek amacıyla yoğun çalışmalar gerçekleştirilmiş. İngiltere Parlamento üyesi Anthony Ansel Cooper çalışma şartlarının iyileştirilmesi, çalışma saatlerinin azaltılması, kadın ve çocukların çalışma koşulları ve saatler hakkında düzenlemeler yapmak için rapor hazırlamış. 1740
1804 yılları arasında İngiltere'de yaşları 4 ile 6 arasında olan çocukların 14-16 saat çalıştırıldığı belirtilmektedir bu raporda. Hazırlanan rapor çok etki göstermemiş ancak İngiliz işveren Sir Robert Peel'ı çok etkilemiş. Sonrasında parlamentoda bu raporu desteklemiş ve kanun haline gelmesine katkı sağlamıştır Peel. Sanayi devrimi sonrası yaşanan gelişmelere devam ediyoruz. 1802 yılında çırakları sağlığı ve morali yani diğer adı çıraklık sağlık ve ahlakı kanunu yasası yürürlüğe girmiş. Çıkarılan bu kanun beraberinde çalışma hayatına düzen getirmiş. Çırakları sağlığı ve morali yasası İngiltere'de iş sağlığı ve güvenliği alanında çıkarılan ilk yasa olarak gösterilmekte. 1824 yılından itibaren İngiltere'de sendikal hareketin önü açılmış ve ilk sendikal hareket olan Londra Yazışma Derneği kurulmuş. 1833 yılında ise kölelik sistemi kaldırılmış. İngiltere'de iş sağlığı ve güvenliği alanında uygulamaya konulan kanun sayısı her geçen yıl artış göstermiş. Yine 1833 yılında çıkarılan fabrikalar yasası ile 9 yaşının altındaki çocukların çalıştırılması yasaklanmış. 1847 yılında İngiltere'de çıkarılan 10 saat yasası da çalışma sürelerinin daha da azalmasını sağlamıştır arkadaşlar. Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğiniz gelişim seyrine bakalım. Öncelikle Cumhuriyet dönemi öncesinde yaşanan gelişmeleri göz atalım. Osmanlı İmparatorluğu'nda iş sağlığı ve güvenliği ile ilk olarak çıkarılan yasalardan en önemlisi Dilaver Paşa Nizamnamesi'dir. Bu düzenleme beraberinde iş görenleri koruyucu sosyal politika uygulamalarını beraberinde getirmiş. Tanzimat'tan sonra işçi sağlığı ile ilgili en önemli düzenlemeler arasında 1859 yılında uygulamaya konulan Maden Nizamnamesi ve sonrasında 1861 yılında oluşturulan Madin Nizamnamesi de yer almaktadır. Maden Nizamnamesi ilk kez madenlerde doktor ve hemşire bulunması gerektiğini vurgulamış ve kazaya uğrayan ailelere tazminat ödenmesini düzenlemiştir. Maden Nizamnamesi'nden 2 yıl sonra yürürlüğe giren Madin Nizamnamesi'nde iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan düzenlemeler genişletilmiştir. Bu dönemde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında uygulamaya konulan düzenlemeler kısaca şunlardır. Tersane amiri ve mensip işçilerin emekleri hakkında tüzük, askeri fabrikalar tüzüğü, Hicaz demiryolu memur ve hizmetlerinde hastalık ve kaza hallerinde yardım tüzüğü olarak sıralanabilmektedir. Cumhuriyet dönemi sonrasına bakalım şimdi de. Cumhuriyet'in ilanından sonra en önemli gelişme İzmir İktisat Kongresi'nde yaşanmış. Sanayileşme sürecinde beraberinde getirdiği iş sağlığı ve güvenliği sorunlarını ortadan kaldırabilmek için birçok yasa, yönetmelik ve tüzük çıkarılmış. Cumhuriyet'in ilanından itibaren iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çıkarılan ilk düzenleme 2 Ocak 1924 tarih ve 394 sayılı hafta tatili yasası olarak gösterilir. Bu dönemde uygulamaya geçen tüzükler arasında işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü, parlayıcı, patlayıcı, tehlike ve zararlı maddelerle çalışan işlerde ve iş yerlerinde alınacak güvenlik tedbirleri hakkında tüzük, yapı işlerinde alınacak işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri tüzüğü, maden ve taş ocakları işletmelerinde ve tünel yapımında alınacak işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine ilişkin tüzükler sayılabilir. Devam edelim Cumhuriyet dönemi sonrasında. Ülkemizde o dönemde Cumhuriyet dönemi sonrasında iş kanunu bulunmaması nedeniyle 1930 yılında çıkarılan Umumi Hıfzıssıha Kanunu kapsamında çocuk ve kadın işçiler için ilk kez koruyucu hükümlere yer verilmiş. Sırasıyla Cumhuriyet dönemi sonrasında çıkarılan kanunlara bakalım ve içeriğine bakalım. 3008 sayılı kanun 16 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 1967 yılına kadar uygulamada kalmış. 1475 sayılı kanun bu kanun işverene ve İş sağlığı ve güvenliği konusunda yüksek sorumluluklar yüklerken işçilere de sağlık ve güvenlik koşullarına uymalarını yönünden sınırlar getirmiş. 4857 sayılı kanun şu an hala yürürlükte olan iş kanunumuz. 4857 sayılı iş kanunu içerisinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında bir bölüm açılarak konuya verilen önem ortaya konmuş. Ve nihayetinde 6331 sayılı iş kanun var. İş sağlığı ve güvenliği kanunu bu. İş kanunundan ayrı olarak. Bu halen yürürlükte. 2012 yılında ülkemiz mevzuat anlamında iş sağlığı ve güvenliği kapsamında mevzuat tekliği kapsamına geçmiştir. Yani bu kanunla iş sağlığı ve güvenliği kanunlaştırılmıştır ayrı bir kanun çerçevesinde. İş sağlığı ve güvenliğin stratejik çevresi. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri işçi, işveren ve devlet açısından birçok farklı dinamiği içerisinde bulunur. Tarihsel süreçte yaşanan ekonomik, sosyal ve teknolojik değişkenler çalışma hayatına yeni tehlikeler sokmaktadır. Bu değişkenler şüphesiz üretim unsurlarının işleyişini kolaylaştırmakta, diğer taraftan da çalışma hayatına yeni dinamikler kazandırmaktadır. Bu değişkenleri etkileyen unsurların başında küreselleşme süreci gelir. Küreselleşme temelinde gücünü teknolojik gelişmelerden alır. Bu süreç en fazla çalışma hayatı dinamiklerini değişkenliğe uğratmaktadır.
Bunun nedenleri arasında bireylerin ihtiyaçlarının değişmesi, çalışma hayatına bakış açılarının değişmesi, sendikaya tutumlarının değişmesi ve teknolojik işlerin artması gibi unsurlar gelmektedir. Teknolojik işlerin artması. Teknolojik gelişmeler ışığında başta hizmetler sektörü yeni istihdam kapıları ortaya çıkarmaya başlamış. Bunların başında bilgi teknolojinin kullandığı tüm iş kolları gösterilmiştir. Bu dönemde sanayi sektörünün ekonomi içerisindeki payı azalmış, hizmetler sektörünün payı artmıştır. Hizmetler sektöründe bilgi teknolojinin yoğunlukla kullandığı bir çalışma sistematiği yer almaktadır. Teknolojik işlerin artması hususunda gelinen nokta hizmetler sektörü noktada hizmetler sektörü bu anlamda en fazla yeni iş fırsatları ortaya çıkaran sektör olarak görülmektedir. Bilgi teknolojilerinin varlığı ve gelişimi hizmetler sektöründe her geçen gün yeni bir iş fırsatı ortaya çıkarabilmektedir. Sendikaların gücündeki azalma yani örgütlü işçi sayısındaki azalmadan bahsedeceğiz. Yeni teknolojinin kullanım sıklığının artması hem sendikalaşabilir iş gücü sayısını azaltmakta hem de çalışanların sendikalaşma eğilimlerini negatif yönde etkilemektedir. Bu dönemde hizmetler sektörünün istihdam yaratma kapasitesi yüksek olması nedeniyle genç nüfusun geneli ve imalat sanayinde çalışamayan kadın iş gücü çalışma hayatına girme eğilimi göstermiş. Hizmetler sektöründe eleman ihtiyacının genelinin vasıflı iş gücü olduğu bilinmektedir. Bu dönemde genç nüfusun kendisini geliştirme isteğiyle eğitim düzeyinin artması ve beyaz yaka işlerde daha fazla istihdam edilme arzusu neticesinde sendikaların gücü azalmaya başlamış. Esnek çalışma ve getirdiklerine bakalım. Esnek çalışma biçimleri işçiler açısından bazı dezavantajları da beraberinde getirmiş. Esnek üretim süreci teknoloji imkanlarından faydalanarak uzmanlık gerektiren işleri küçük parçalara ayırarak üretimin zıssallaşmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda esnek çalışma biçimlerinin başında gelen taşeron hizmetin yeri önemlidir. Alt işveren yani. Esnek sürelerde çalışan birçok birey taşeron firmalarda istihdam edilir. İşletmeler iş gücü maliyetlerinden kâr elde etmek ve özellikle sendikalaşmanın önüne geçebilmek adına taşeron olarak faaliyet gösteren işletmeler ile bağlı ortaklıklar kurmaktadır. Bu durum da düşük ücretli çalışan profili ve sendikasızlaşmayı beraberinde getirmiştir. Özellikle taşeronlaşmadan bahsediyoruz burada. Çekirdek iş gücü ve çevre iş gücü. Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinin kullanım sıklığının artması beraberinde yoğun rekabet ortamı da getirmektedir. Rekabet sonucunda küçülme eğilimi görülen ülkelerde işsizlik oranları artar. Bu ülkelerde işverenlerin çekirdek iş gücü sayısını azalttıkları çevre iş gücü yani diğer bir ifadeyle atipik istihdam biçimlerinde istihdam modeline yöneldikleri görülmektedir. Çekirdek ve çevre iş gücünün çalışma imkanları karşılaştırıldığında ise çekirdek iş gücüne sağlanan sağlık ve güvenlik imkanlarının daha geniş olduğu görülmektedir. Bunun nedenlerinin başında işletmelerin uyguladığı kalite yönetim sistemleri gelir. Bunların başında OFSAS 18001 yani İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi diyebiliriz buna ve ISO 9001 bu da Türkçesi kalite yönetim sistemleri, kalite sistemleri gelmektedir. Verimlilik artışı. Gelişen teknoloji ve inovasyon yani yenilikler çalışma hayatının her alanında kendisini göstermekte. Hizmetler sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde etkisi görülmektedir. Bu yenilikler arasında imalathanelerde çalışan tezgahların daha ergonomik hale gelmesi, ekranlı işlerde çalışan kişilerin korunmasını sağlayacak ekipmanlar ve tarım alanında çalışan iş gücüne yönelik ergonomik imkanlar yer almaktadır. Diğer taraftan işletmeler açısından üretimin en değerli unsuru insan faktörüdür. Bu anlayış klasik yönetim anlayışından modern yönetim anlayışına geçilmesiyle daha net görülmeye başlanmış. İnsanın işletmelerde ön plana çıkması işletme verimi açısından artış yaratırken diğer taraftan işletmelerde insan faktörünü daha fazla korunması gereken bir unsur haline getirmektedir. Evet, bu bölüm bu kadar. Teşekkürler.